Tamam. Yazılı ifadelerini almayı unutmayın. Otobüs firmasıyla da muhakkak görüşün. Hadi haber bekliyorum. Kadının arkadaşı ifadesini doğruluyor. Kadın gerçekten de belirttiği tarihlerde Adapazarı'ndaymış. Bugün de otobüse koyup İstanbul'a yollamışlar. Adapazarı'ndaki arkadaşları arayalım da bir ekip gidip yazılı ifadelerini alsın. Hallettim başkomiserim. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam. Takipte olduğumuz şüpheli şahıs Sanayi Mahallesi'ndeki tamirhaneden kaçarken kısırıldı. Tekrar ediyorum, şüpheli şahıs Çeliktepe'deki terk edilmiş boya fabrikasında kısırıldı. Anlaşıldı, tamam. Biz gelmeden müdahale etmeyin. Durum ne? Şüpheli şahsın yerini tespit ettik başkomiserim. Yalnız içerisi çok karanlık, göz gözü görmüyor. Arkadaşlar fabrikanın etrafını çevirdiler, emirlerinizi bekliyoruz başkomiserim. Buradan başka giriş çıkış var mı? İçerisi fare deliği başkomiserim. Peki silahlı mı? Bilmiyorum başkomiserim. Çevik yedikler gel. Silahlı. Sen hastaneye varmadan yakalayacağız o arabayı. Hemen ambulansa haber ver. Hemen üstünüzü ikiniz arkaya dolaşın. Hadi. Bir kere de teslim olun deyince teslim olun be, dişimi kıracağım. Nerede görülmüş bu? Ne yapıyoruz başkomiserim? Girip alıyoruz. Sıktı mı lan?
Alın bundan saniye. Girilen çatışmada ağır yaralı olarak yakalanan Hasan Tokgöz hastaneye kaldırıldı. Hasan'a ait kan örnekleri ve üzerinden çıkan silahsa incelenmek üzere kriminale gönderildi. Günaydın Zeynep. Günaydın. 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 Çıktı mı sonuçlar? Çıktı başkomiserim. Kasadaki kan Hasan'a ait değilmiş. Ne, nasıl yani? Bilemiyorum ki. Ünsal hocam Hasan'ın DNA sonuçları üzerinde biraz daha çalışmak istediğini söyledi. Neden? Sonuca ulaştığında kendisi size anlatacakmış. Şu balistik raporlar ne alemde? Hasan'ın kullandığı silah ruhsatsız bir Selim. Kayıtlarda yok. Vay be. Adam işini biliyor. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Günaydın. Size çok ilginç bir haberim var. Hayırdır? Hasan'ın DNA'sının Gülnaz'ın kızından aldığımız DNA ile belirgin bir benzerlik gösterdiğini fark ettim. Biraz detaylı çalışınca da yanılmadığımı anladım. Ece, Hasan'ın kızı. Kesin emin misiniz? Evet Orhan. Hasan, Ece'nin babası. Bundan 20 yıl kadar önce babalık tayini için anne, çocuk ve baba olduğu iddia edilen erkeğin kan grupları ve bazı enzim ve proteinleri inceleniyor. Hatta çocuğun el, ayak ve kulaklarının erkeğe benzeyip benzemediğine bakılarak karar veriliyordu. 1993'te Yargıtay babalığın kabulü için %99.73'ün üzerinde bir doğruluğu şart koştu. İşte Türkiye'de babalık tayinlerinde DNA analizi böyle başladı. Çocuk, çekirdek DNA'sında yer alan genetik bilginin yarısını anneden, kalan yarısını babadan alır. Profesör Ünsal Karakuş, Ece'nin DNA özellikleri arasından annesi Gülnaz ile ortak olanlarını ayırdı, kalan özellikleri alt alta yazdı. Böylelikle babanın DNA profilini dolaylı biçimde hesapladı. Hasan'ın DNA profilini elde ettiğinde bununla tam olarak uyuştuğunu gördü. Eğer Hasan'ın bir tek yumurta ikizi yoksa Ece'nin babası kesinlikle oydu. Neden Hasan'ın kızınızın babası olduğunu söylemediniz? Yakaladınız mı Hasan'ı? Siz önce soruya cevap verin. Korktum komiserim. Siz Hasan'ı tanımazsınız. Ha ben de bu kafayı anlamıyorum ya. Ne demek korktun ya? Sen polise yalan söylemekten korkmuyorsun da Hasan'dan mı korkuyorsun? Öyle demeyin komiserim. Siz Hasan'ı tanımazsınız. Elinden zor kaçıp geldim İstanbul'a. Eğer yakalarsa yaşatmaz beni. Tamam artık korkmayın. Hasan yakalandı. Şimdi anlatın bakalım. Hasan'ı nereden tanıyorsunuz? İzmir'de tanışmıştık. İlk zamanlarda çok iyi davranıyordu bana. Yani daha ne mal olduğunu anlayamadan hamile kaldım. Ece dünyaya gelince de ya bir süre katlanmaya çalıştım ama her şey daha da kötüye gitmeye başladı. Sonunda geçen sene hapse girince kaçtım geldim İstanbul'a. Ya Osman? Sağ olsun Osman Bey yardım etti bize. Evini aldı. Hasan izimizi bulmasın diye neredeyse herkesten gizliyorduk orada olduğumuzu. Ama sonunda bulmuş sizi. Adapazarı'ndan döndüğümde evde polisleri görünce tahmin ettim. O zaman anladım Osman Bey'in neden ısrarla evden gitmemi istediğini. Ya Adapazarı'na giderken de ısrarla sordum ama hiçbir şey söylemedi. Yani seni evde bulamayınca Osman'ı öldürdü. Hep benim yüzümden. Zavallı Osman Bey'in tek suçu bize yardım etmekti. Ne oldu Selim? Kendine gelmiş mi? Maalesef. Durumu bayağı ciddi. Ama ifade verebilecek duruma geldiğinde bizi arayacaklar. Umarım ölmez. Yoksa gerçeği asla öğrenemeyeceğiz. Yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlıyor başkomiserim. Sanırım ben olayın nasıl olduğunu çözdüm. Anlat bakalım nasıl çözdün? Şimdi. Hasan, Gülnaz ve kıza ulaşınca Osman'a da ulaşmış oldu. Ya da belki de önce kuyumcuya gitti, Mehmet'le tanıştı, böylece çırak da olaya dahil olmuş oldu. Osman, Gülnaz ve kızın başına bir şey gelmesin diye onları evden gönderdi. Hasan daha sonra eve gelip de onları bulamayınca sinirden deliye döndü, Osman'ı dövdü. Sonra aradı, taradı, evdeki kasayı buldu, içini açtırıp bütün parayı aldı. Sonrası zaten bildiğimiz gibi. Adamı boğup cinsel organını kesti. Sonra Mehmet'i çağırdı eve.
ya da zaten beraber geldiler. Ardından adamı parçalayıp demir yoluna attılar. Güzel senaryo ama senin taşlar tam oturmuyor Selim. Kasadaki kan lekesi değil mi? Evet Selim. En önemli delilin sahibi yok ortada. Thank you.